Bu karar anlayışlarından hangilerinin yönetimde etkili hale getirilmeye çalışıldığının bir göstergesidir. Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında imzalanan Amasya protokolü ile Mebusan Meclisi'nin toplanması kararlaştırılmıştır. Arkadaşlar, Mebusan Meclisi tabii ki halkı temsil edecek. Dolayısıyla burada bizim halkı ön plana çıkarmamız gerekiyor. Mutlakiyet olur mu? Tabii ki olmaz. Mutlakiyette çünkü halk etkili değildir. Mutlak bir yönetim vardır, monarşi vardır arkadaşlar. Ulusal irade olur mu? Tabii ki, çünkü mecliste dediğimiz gibi halk temsil edilecek. Ulusal egemenlik olur mu? Yine olur arkadaşlar. Aynı kapıya çıkar. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3, yani D şıkkı olacaktır. Misak-ı Milli'nin aşağıdaki kararlarından hangisinde ulusal sınırlar kavramına vurgu yapılmıştır? Batı Trakya'nın durumunun tespitinde halk oylamasına başvurulmalıdır. Arkadaşlar, burada ulusal sınırlar değil, Batı Trakya söz konusu. İşgallere son verildiği takdirde Boğazlar dünya ticaretine açılacaktır. Burada da yine sınırlar değil, Boğazlar söz konusu arkadaşlar. Ülkemizdeki azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar hak tanınacaktır. Burada da azınlıklar konusu ön planda, ulusal sınırlar söz konusu değil. Adli, mali, siyasi gelişmemize engel olan ayrıcalıklar kaldırılmalıdır. Arkadaşlar, bu ayrıcalıklar nedir? Kapitülasyonlardır. Yani kapitülasyonların kaldırılması söz konusu. Yine ulusal sınırlardan bahsedemiyoruz. Türk halkının çoğunlukta olduğu yerler birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Gördüğünüz gibi sınırlara vurgu yapılmıştır diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Misak-ı Milli'nin bu kararının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir? Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır. Bakalım arkadaşlar, manda ve himaye düşüncesinin geçerliliğini ortadan kaldırmak. Hayır arkadaşlar, burada azınlıklardan bahsediliyor, sömürge durumundan bahsedilmiyor. Azınlık sorununun çözümünde eşitlik ilkesinin geçerli olacağını göstermek tabii ki olur. Çünkü komşu ülkelerdeki Müslümanlara nasıl bir muamele söz konusuysa azınlıklara da aynısı yapılacakmış. Burada eşitlikten bahsedebiliyoruz. Ulusal iradenin yönetime yansımasını sağlamak. Hayır arkadaşlar, ulusal iradeyle alakalı bir durum söz konusu değildir. Halifenin Müslümanlar üzerindeki etkinliğini artırmak. Hayır tabii ki arkadaşlar. Komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek, böyle bir durumdan da bahsedilmiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Ali Rıza Paşa kabinesinin kurulmasından sonra İstanbul hükümeti Temsilciler Kurulu ile Amasya görüşmelerini gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması kararlaştırılmıştır. Peki arkadaşlar, bakalım şıklarımıza. İstanbul hükümeti Anadolu Hareketi'ni resmen tanımıştır diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar, çünkü resmi bir görüşme var. Bir görüşme, bir anlaşma varsa bu iki kurum birbirini tanıyor diyebiliriz. Zaten İstanbul hükümeti temsil kurulunu bu şekilde resmen tanımış olacak. Bu durumda Anadolu hareketini tanıdığının bir göstergesi olacak. Anlaşma devletlerinin Anadolu'daki faaliyetleri sona erdirilmiştir. Hayır tabii ki arkadaşlar. TBMM'nin açılması kararlaştırılmıştır. Burada Mebusan Meclisi'nin açılması kararlaştırılıyor. TBMM değil. Misak-ı Milli kararları kabul edilmiştir. Bunun hakkında bir bilgi verilmiştir. Dış politikada birlikte hareket edilmiştir. Böyle bir durumdan da bahsedilmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? Amasya görüşmelerinden sonra temsil heyeti Mustafa Kemal'in başkanlığında Ankara'ya gelmiştir. Bakalım arkadaşlar, temsil heyetinin görev süresinin sona ermesine. Hayır arkadaşlar, temsil heyeti Ankara'ya gelmiş, görev süresi sona ermiş diyemeyiz. Ankara'nın işgale uğramasına. Hayır arkadaşlar, Ankara işgal edilmeyecek. Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olmasına olur mu? Tabii ki arkadaşlar, bakın temsil heyeti, yani halkı temsil eden bir heyet Ankara'ya geliyor. Dolayısıyla milli mücadelenin merkezi artık Ankara olacak. Biliyorsunuz zaten başkenti Ankara ilan edilecek. Düzenli ordu birliklerinin kurulmasına, bununla alakalı bir durum değildir. Ulusal bağımsızlığın sağlanmasına ise sadece Ankara'ya gelerek bunu anlatmamız mümkün olmayacak arkadaşlar. Burada sadece bu kadar bilgi verildiği için E şıkkına da ulaşamayız. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu hükümle kurumlarından hangilerinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde ilan edilen Misak-ı Milli'de politik ve ekonomik gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanında hakimiyetimizi sınırlayan ayrıcalıkların ortadan kaldırılması kararı bulunmaktaydı. Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Duyun-u Umumiye olur mu? Arkadaşlar Duyun-u Umumiye genel borçlar idaresidir ve ekonomik olarak gelişmeyi engelleyecek bir kurumdur. Dolayısıyla burada bahsedilen kurumlardan biri elbette Duyun-u Umumiye'dir. Konsolosluk mahkemeleri ise artık yetkilerini aşmaya başlamıştı arkadaşlar. Bu da hukuk alanında tabii ki hakimiyeti sınırlayacak bir durumdur. Bu mahkemeler Osmanlı vatandaşları ile yabancılar arasındaki davalara bakmaya başlıyor ve tabii ki yabancıları haklı çıkarmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde hukuki alanda hakimiyeti sınırlıyorlar. Bu yüzden ikinci öncül de olur arkadaşlar. Milletler Cemiyeti'nin bu durumla bir alakası yoktur tabii ki. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Amasya görüşmelerinde alınan kararlarından hangileri öncelikle parlamenter rejimi etkili hale getirmeye yöneliktir? Parlamenter rejimde ne vardır arkadaşlar? Meclis vardır. Meclisli bir yönetim söz konusuysa biz parlamenter rejimden bahsedebiliriz. Bakalım şimdi öncüllerimize. Temsil heyeti yasal bir kurum olarak tanınacaktır. Arkadaşlar temsil heyeti bir meclis niteliğinde mi? Değil. Dolayısıyla birinci öncül olmaz. Mebusan Meclisi'nin açılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Olur mu? Tabii ki olur. Bakın adı üzerinde bir meclis söz konusu. İstanbul hükümeti tarafından ulusal mücadeleye karşı olan memurların görevine son verilecektir. Hayır arkadaşlar bu durumda meclisle alakalı bir durum değil. O yüzden parlamenter rejimi etkilemez. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Bu madde ile durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir. Misak-ı Milli'de yer alan kararlardan biri de İstanbul ve Boğazların güvenliği sağlandığı ve işgallere son verildiği takdirde ilgili devletlerin Boğazlara yönelik oy birliği ile verecekleri kararlar tarafımızdan onaylanacaktır maddesidir. Peki arkadaşlar bakalım. Başkentin güvenliğini sağlama. Başkent neresiydi bu süreçte? Tabii ki İstanbul'du. Dolayısıyla birinci öncül olur arkadaşlar. Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma. Arkadaşlar işgallere son verilirse toprak bütünlüğü de sağlanmış olur. Tabii ki ikinci öncül de olacaktır. Ekonomik faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlama. Arkadaşlar İstanbul ve Boğazlar ekonomik faaliyetler için oldukça önemli noktalardır. Dolayısıyla burada güvenliğin sağlanması demek elbette ekonomik faaliyetlerinde sağlıklı olması demek. Dolayısıyla üçüncü öncüle de ulaşabiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre Mebusan Meclisi üyelerinin görüşlerinden hangilerinde birleştikleri savunulabilir? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli kararları oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağımsızlığın sağlanması Misak-ı Milli içerisinde yer alır mı? Tabii ki yer alır arkadaşlar. Ülke bütünlüğünün korunması yine olur arkadaşlar. Misak-ı Milli içerisinde elbette ülke bütünlüğü sınırlardan bahsedilmiştir. Rejimin değişikliğinin gerçekleştirilmesi ise elbette Misak-ı Milli'de olmayan bir durum. Zaten milli mücadele sürecinde rejim değişikliğinden bahsedilmiyor. Dolayısıyla üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Misak-ı Milli'de yer alan kararlarından hangileri karar alma sürecinde kamuoyunun görüşlerinin dikkate alınacağının bir göstergesidir? Kamuoyu nedir arkadaşlar? Halkın ortak görüşüdür. Şimdi bakalım. Batı Trakya, Kars, Ardahan ve Batum'un geleceğini belirlemek amacıyla halk oyuna başvurulmalıdır. Arkadaşlar halk oyuna bir başvuru olursa kamuoyu oluşmaz mı? Tabii ki oluşur. Dolayısıyla birinci öncüle ulaşabiliriz. Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte işgal edilmiş Arap bölgelerinin durumu halk oylamasıyla belirlenmelidir. Bakın yine halk oylaması söz konusu. Dolayısıyla yine kamuoyundan bahsedebiliyoruz. Mütareke imzalandığı tarihte Türk İslam çoğunluğunun olduğu bu bölgelerin tamamı birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Burada kamuoyundan bahsedemeyiz arkadaşlar. Çünkü halk oyundan vesaire bahsedilmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu bilgiye dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 20-22 Ekim 1919'da Amasya'da Mustafa Kemal Başkanlığındaki Temsil Kurulu ile İstanbul hükümetini temsilen Salih Paşa arasında görüşmeler yapılmıştır. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin kararlarının İstanbul hükümetince de uygun bulunduğu ve Temsil Kurulu ile aralarında bir anlaşmazlık kalmadığı konusunda görüş birliğine varılarak bu görüşler ortak bir protokol ile imzalanmış ve ilan edilmiştir. Peki arkadaşlar, bakalım öncüllerimize. Temsil kurulu hukuki bir nitelik kazanmış mı arkadaşlar? Kazanmış, çünkü gördüğünüz gibi bir protokol imzalayacak noktaya gelmiş ve İstanbul hükümetiyle bu şekilde görüşme yapması zaten onun varlığının da kabul edildiğinin bir göstergesidir. Bu yüzden birinci öncüle ulaşabiliriz. İstanbul hükümetinin siyasi etkinliği resmen sona ermiştir diyemeyiz tabii ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala varlığını devam ettiriyor. Halkın bağımsızlık arayışına İstanbul hükümeti kayıtsız kalamamıştır. Evet, gördüğünüz gibi en sonunda arkadaşlar temsil kurulu ile görüşmeye karar vermişler ve aralarında bir problem olmadığını da tüm halka duyurmuşlar arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. İtilaf devletlerinin bu tutumunda Misak-ı Milli'ye ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin daha fazla etkiye sahip olduğu savunulabilir? İtilaf devletleri Misak-ı Milli kararlarının yayımlanmasından kısa bir süre sonra İstanbul'u resmen işgal ederek Mebusan Meclisi'ni kapatmış ve milletvekillerinin bir bölümünü Malta adasına sürgüne göndermiştir. Peki arkadaşlar, bakalım şıklarımıza. Halkın seçtiği temsilciler tarafından onaylanmasına. Bakalım şimdi tek tek seçeneklerimize, çünkü en fazla hangisi etkilidir diyor arkadaşlar. Batı Trakya ve Arap Yarımadası'nda halk oylamasının öngörülmesine, tam bağımsızlığı öngörmesine, ulusal egemenlikle ilgili kararlara yer vermemesi, azınlıklarla ilgili durumlara yer verilmesi. Peki arkadaşlar, burada aslında bahsedilen nokta tabii ki tam bağımsızlık. Eğer tam bağımsızlık sağlanırsa, yani her konuda arkadaşlar bu tam bağımsızlık sadece sınırlar konusunda ya da ülke içerisindeki durumlar konusunda değil, siyasi, adli, mali her konuda tam bağımsızlık sağlanırsa bu tabii ki itilaf devletlerinin işine gelmeyecek bir durumdur. Dolayısıyla onlar da İstanbul'u resmen işgal edip Mebusan Meclisi'ni dağıtmışlardır. Bu yüzden diğer seçeneklere göre elbette tam bağımsızlığı öngörmesi en büyük etkidir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır.